Scout olmaya nasıl karar verdim? Hafta sonu futbol sahalarında geçiyordu zamanım. Çeşitli takımları yönetiyordum. Çeşitli yarı profesyonel ekiplerini yönetiyordum. Bir Everton Scout'un takımına karşı karşıya gelmiştik. Bizim yaptıklarımızı takdir etti. Ve beni Colchester United'e önerdi. Scoutluk tecrübem böyle başladı. Ondan sonra Colchester United'de scoutluk görevine başladım. Profesyonel scout nasıl olunabilir? Profesyonel scout olmak için ilk başta kursları var. Kurslara girmeniz gerekiyor. Onun dışında sadece A takım çalışmaları değil, altyapıya verdiğiniz önem çok önemlidir. Mesela altyapıya 3-4 tane maliyeti olmayan oyuncu getirip isim yaparsanız bu şekilde iyi bir scout olma yolunda çok büyük bir rol kat etmiş olursunuz. İngiltere genelinde konuşursak scout olmak isteyen bir kişiye ne gibi çalışmalar yapmalı derseniz ilk başta kurslarına girmelidir, kendini eğitmelidir, futboluna iç içe olmalıdır. Scout olmak isteyen arkadaşlara ne gibi tavsiye veririm? İlk başta bir maç izleyerek bir oyuncu üzerinde bir rapor hazırlamaları doğru olmaz. Onun dışında tüm pozisyonların, futbol sahasının içinde tüm mevkilerin sorumluluklarını bilmeleri gerekir. Top onlardayken, topsuz alandayken. Onun dışında futboluna iç içe olmaları çok önemlidir. Futbolu izlemeleri çok önemlidir. Kendileri geliştirmek istekleri çok önemlidir. Covid-19 ne gibi dezavantajlar getirdi? Şimdi scout olarak gitmemiz gereken, rapor vermemiz gereken oyuncular vardı. Bu konuda biraz aksatmalar oldu ama onun dışında oyuncuları zaten geçmiş zamanda izlediğimiz için elimizde birkaç tane rapor vardı. O yüzden yani pek de bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Türkiye'de beğendiğim Türk oyuncu olarak Abdülkadir Ömür var ama Abdülkadir konusunda eğer ki İngiltere'ye gelmek isterse fiziksel olarak bazı sıkıntılar yaşayacağının düşüncesindeyim. Uğurcan Çakır çok yetenekli bir kaleci. Onun dışında Altay Bayındır var. Daha pişmesi gerekiyor ama o da potansiyeli olan bir oyuncu. Hedeflerim aslında daha çok futbol hocalığına dayalı. Scout'la değil. Şu an İngiltere'de Londra'da futbol hocalığı yapıyorum. Umarım 3-4 seneye kadar en üst seviyede, profesyonel seviyede futbol hocası olabilirim. Bir scout'un bir günü nasıl geçer sorusuna şimdi değişebiliyor. Oyuncu takip etme konusunda bazen çalıştığınız takım mesela Colchester sizi bir maça gitmenizi tavsiye eder. Bir oyuncuya mesela 8 numara üzerine bir rapor hazırlamanızı ister. Ama onun dışında eğer ki böyle bir düzen yoksa kendiniz gidip beğendiğiniz bir oyuncu varsa yani takımın radarında olan bir oyuncu varsa gidip bu oyuncu üzerinde rapor hazırlayabilirsiniz. Onun dışında sadece profesyonel ligler değil ama yarı profesyonel liglerin maçlarını takip ederek rapor hazırlayarak takımın direktörüne sunabilirsiniz raporu ve bu şekilde yarı profesyonel oyuncuların maliyeti daha az olduğu için o da iyi olabilir. Fatih Terim olayına gelince o dönem yanılmıyorsam ya 12 ya 13 yaşındaydım. Arsenal Galatasaray maçına gitmiştim. Yani inanın Fatih Terim girmemesi gereken girişten doğru sahaya ilerliyordu. Ben de hocam dedim. Üstünde Fenerbahçe forması vardı. Hocam resim çekebilir miyiz? Hayır git dedi. Ama onun git demesinin sebebi etrafta Galatasaray taraftarları vardı. Yani Galatasaray taraftarları onu orada görseydi büyük bir hani orada bir şey olurdu.
Yani herkes sarardı etrafını vesaire. Hocam resim çekebilir miyiz? Hayır dedi. Ben de yani küçüktük, gençlik, takip ettik arkasından. Video çekiyordum. Arkaya bir döndü. Oğlum bak senin ağzına dedi. Yumruğunla doğru bana geldi. Tabi ama hiçbir temas yok. Hiçbir temas yoktu. Colchester United için şu ana kadar hiçbir Türk oyuncu tavsiye etmedik. Şu an öyle bir tasarrufumuz olmadı ama yani ileride olabilir. İleride olabilir ama şu an öyle bir şey yok. Genç oyuncular olarak İngiltere'de yaşayan 17-18 yaşında oyuncular tavsiye ettik ve şu an onların geri dönüşünü bekliyoruz.